Eğitim reformu girişimi ve Medyascope işbirliğinde gerçekleşen Eğitim 360'ın 77. bölümüne hoş geldiniz. Ben Günalp Turan, öğretmen ağa, içerik ve etki koordinatörüyüm. Bu programında moderasyonunu üstleniyor olacağım. Bu programda çocuk evlilikleri üzerine konuşacağız aslında. Okulların kapanmasıyla beraber biliyorsunuz şu anda okullar artık kapandı. Ve bazı çocuklar için tamamen kapandı. Biz de bunu ele almak istedik. Çocuk yaşta ve zorlu evlilikler başlığıyla bugün konuşuyor olacağız. Çok kıymetli iki tane konuğum var. Öğretmen Ağa Değişim Elçileri Murat Çıtır ve Nilgün Karadağ. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Bu sevgili program... Günay. Merhabalar yeniden. Bu programda aslında hem bu toplumsal problemin biraz kendisine birlikte bakacağız kısaca ve daha sonra aslında birazcık daha derinleşeceğiz. Ve birlikte oluşturduğumuz, buradan da aslında ilk defa duyuruyor olduğumuz yayınımızı, el kitabımızı paylaşıyor olacağız, bahsediyor olacağız. İçerisinde neler var, neler yaptık bu süreçte biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Ben çok daha fazla zaman kullanmadan hızlıca konuklarıma döneyim. Öncelikle çocuk yaşta erken ve zorlu evlilikler diyoruz. Biz başlık olarak da böyle koyduk zaten. Bu nedir yani temel olarak nasıl bir farkı var şeyden de bugüne kadar konuştuğumuz şeylerden? Bir yandan da bitmekte olan bir sorun mu? Ben sevgili Nilgün Karadağ'a dönmek istiyorum. Biraz bize ısındırsın konuya diye. Merhabalar, Günalp Hocam, Yılmaz Hocam. Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden ben Nilgün Karadağ. Çocuk yaşta erken ve zorla evlilik kavramı. Aslında bunu ayrı ayrı kavramsal olarak ayırdığımızda çocuk yaşlı evlilik, erken evlilik, zorla evlilik diye üçünü ayrı gruplara ayırdığımızda aslında hepsi de çocuk haklarına ve insan haklarına aykırı düşmektedir. Bunları bir çatı altında topladığımızda da bildiğiniz gibi 18 yaşına kadar herkes çocuk sayıldığı için 18 yaşına girmemiş bir çocuğun evlenmesi de alacak bir durum olmadığı için biz de öğretmen olarak bununla mücadele etme ve önleme rehberi ve kılavuzu yayınlama girişiminde bulunmuştuk. Çocuk yaşlı evlilik henüz 18 yaşını doldurmamış her iki bireyden ya da herhangi birinin kendi rızası varmış gibi gösterilip evlendirilmesi girer. Peki bu neden olur? Neden buna rıza gösterilir? Bildiğimiz gibi çocuk algısı her toplumda, toplumun değişik evrelerinde ya da tarihten beri farklı kültürlerle değişmektedir. Yani bizim toplumumuzda da sadece bu dezavantajlı bölgelerde yaşanan bir durum değil, büyük şehirlerde de yaşanan bir durumdur. Çocuklar işte temel eğitimi bitirdikten sonra özellikle kız çocukları özelinde düşündüğümüzde sanki eğitime devam etme hakkı hep erkeklerden yana kullanılıp, tercih yapılıp kız çocuklarının daha ev ve aile kurma veya anneye yardım etme gibi ya da daha gelir seviyesi düşük ya da daha az sosyokültürel özgürlüğü olan işlerde çalışması sunda bir yargı var. Bir ön kabul, ön yargı diyebiliriz buna. Biz de bununla mücadele etmek için burada. Ben de bir kız çocuğuyum. Ben de belki öyle bir toplumdan geldim ve bugün dördüncü sınıfları mezun ettim. Ve kız çocuklarına baktım. Dedim umarım gelecekleri böyle olmaz. Çünkü eğer bir ailede bir eğitim, temel eğitimden sonra devam ettirilmesi genelde erkeklerden yana kullanılmakta. Peki neden bu? Kız çocuklarına işte anne olacaksın ya da eğer çalışırsan da işte evini, işini, çocuklarını ihmal etmeyeceğin bir işte olmalısın. İşte öğretmenlik, hemşirelik gibi daha işte kendini evine adayacağı ve ev hanımlığını devam ettirebileceği işler konusunda böyle bir kalıplaşmış Aslında toplumsal cinsiyet normları ve toplumsal cinsiyet rolleri diyebiliriz belki onlara. Yani toplumsal olarak inşa edilmiş ve bir yandan hani çocuklara yeni çocuklar üzerinde yeniden üretmeye çalıştığımız normlar, kabuller. Evet çok haklısınız. Bence şey iyi, çok çok iyi bir vurgu. Yani aslında şeyde bitmek üzere olan bir sorun değil yani her şeyden önce. Böyle bir yargı vardı çünkü biz bu işe
ilk araştırmaya, işte konuşmalara başladığında öğretmenlerle odak gruplar yapmıştık, aralarda toplantılar yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam Murat Hocam sen de vardın oralarda, ta 2022'de hatta biraz da 2021'de vesaireydi. Oralarda şeyi çok duymuştuk, yani bitmekte olan bir sorun değil. Hani böyle bir şey var işte, verilerde son 40 yıla baktığımızda Türkiye'deki verilerde gittikçe azalan bir trend görüyoruz. Tabii ki yani bunu hani kabul etmek lazım. O anlamda iyi adımlar atıldığını ve şeyi kabul etmek lazım. Fakat verilerde hala ciddi bir çocuk sayısı var. Bir yandan bunlar, bu veriler yalnızca şeyi görüyor. Yani hani kayıttaki evlilikleri görüyor. O yüzden hani ne kadar şeyin yansıması, onu da bilemiyoruz bir yandan. Tabii bunun ötesinde günümüzde bir de iyice artan yoksullaşma, ekonomik problemler, çocuk yoksulluğu gibi tartışmalar da bir yandan aslında kendini bu tartışma karşısında buluyor. Yani işte daha önceden belki kazanılmış adımlar da ekonomik sebepler gereğiyle işte çocukların işte evlendirilmesi, çünkü bir yandan aileye yük yarattığı düşünülüyor. Bu şekilde de tartışılıyor toplumda. O sebeple işte kız çocuklarının evlendirilmesi, oğlan çocuklarının da aynı yine toplumsal cinsiyet normlarının karşısında işe başlaması, iş daha erken çocuk işçiliği vesaire, o yolda ilerlemesi ve işte evlilik de zaten artık bir yandan beraberinde geliyor. Hani çocuk hakları ihlallerinin silsilesi gibi. Bu anlamda hani verilerde de bir yandan görmeye başladık. Sahadaki tartışmalarda duymaya başladık. Özellikle deprem bölgesi nezdinde artışlar da gözlemleniyor. O yüzden hani bir yandan da aslında böyle bitmekte olan ya da çağın gerisinde bıraktığımız, açtığımız bir sorun da değil. Toplumsal cinsiyet rollerine çokça değindiniz. Yani aslında işte kız çocuklarının üzerinde var olan işte belli normlar, işte o anne olma diyelim buna, kadınlığın belli şeyden, lensten düşünülüyor olması, belli rolün beraberinde geliyor olması, işte ev içi emek vesaire bunların içerisinde. Erkek çocuklar için bir yandan işte işte elinde hani para tutuyor olmak, işte şey para kazanıyor olmak vesaire, kendi ailesini kurmak belki. Ben buradan Murat Hoca'ya dönmek isterim. Murat Hocam, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nasıl bir bağı var? Çünkü tek yönlü bir ilişki de değil bir yandan. Kesinlikle, kesinlikle tek yönlü bir ilişki değil. Temelde hak ihlali odaklı aslında. Ama buna toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda, hani toplumun cinsiyetlere uygun gördüğü roller, sorumluluklar, tırnak içerisinde belki de reva gördüğü davranışlar, bunlarla da bir yandan mücadele etmek gerekiyor. Burada bizim işimizi zorlaştıran hem yaygın hem de yanlış geleneksel tutumlar da olabiliyor. Bunlar biraz daha açıkçası işimizi zorlaştırıyor. Toplumsal cinsiyet, bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu sadece Türkiye özelinde olan bir durum değil tabii ki. Türkiye'de de coğrafyadan coğrafyaya farklı yanlış uygulamalar var. Ama dünya genelinde de, global olarak da baş edilmesi, mücadele edilmesi gereken bir sorun aslında. Toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda tabii ki bu işin daha çok mağduru kızlar oluyor maalesef. Tabii ki erkekler de var ama onların oranı nispeten daha az. Az önce sevgili Nilgün'ün de değindiği gibi erkek çocukların daha tırnak içinde değerli görülmesi, onların daha çok bir iş sahibi olup para kazanmaya yönelmesi de bu durumda işimizi zorlaştırıyor. Ama bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Ya burada benim eklemek istediğim belki şey olabilir. Yani gerçekten şimdi hani tek yönlü değil derken, yani evet toplumsal cinsiyet normları, işte kabul, ön kabuller, buradaki kalıp yargılar bu sorunu üretiyorlar bir yandan. İşte ne bileyim, dediğiniz gibi yani anne olsun, şey olsun ya da işte daha şey üzerinden kurulan kalıp yargılar ve düşünceler, işte namus meselesi, işte daha çocukların cinselliğine yönelik düşünceler vesaire. Yani o anlamda da bir şey hali var tabii ki, yani hani bu problemi üreten bir hali var. Fakat bir yandan tersinde de aslında bu problemin, yani bu olayların, vakaların geri yansıttığı bir durum var. İşte bu evlilikleri yaşayan kadınların
kadınlarda oluşan o problemli kadın imgesi ya da zaten o travma sonrası gerçekleşen yeni ürettikleri kalıplar gibi. Yani işte birkaç öğretmen sahada örnek vermişti. Yani böyle evliliklerin içerisinden haliyle anne olanlar çocuklarında da benzer bir şeyi teşvik ediyorlar. Yani çünkü onlar zamanında böyle bir travmaya maruz kalmışlar ve işte o kadın imgesini, o kadın şeyini yeniden üretiyorlar. İşte çocukları, benim kızım da evlensin diyor mesela. Burada iki tip aslında şey görüyoruz biz, anne tipi diyeyim daha kadınlar üzerinden düşünüyorsak. İşte bunu yaşayan, böyle evlilikler yaşayan kız çocuklarının daha sonrasında ya daha işte ben bu zinciri kıracağım deyip kendi çocuklarını korumaya daha eğilimli olduğu. Fakat daha sık gördüğümüz ise yani ben bunu yaşadım ve benim için koruyucu oldu. Yani bir yandan da kendini gerçekleştiren bir kehanet. Yani hani her ne kadar o şeyin içerisindeyken insanlar işte onu bir travma olarak görse zorlansa da gene de işte kötünün iyisi ya da işte kendileri için olumlu olduğu düşüncesiyle belki de yeniden üretiyorlar bunu. Ve sonunda daha yine işte zincirden zincire kuşaklar arası travma diye de bahsediyor psikologlar bundan. Böyle bir şeye de dönüşüyor ve belki o toplumsal cinsiyet eşitsizliği gittikçe de derinleşiyor aslında. Yani yine bu sefer daha güçsüz kadınlar yaratıyoruz. İşte bu ailelerden daha güçsüz kadınlar vesaire vesaire. Erkek çocuklar için de benzer bir şey geçerli. Oralarda da aslında yine işte daha belki toksik maskülen şeyleri daha kendilerine reva görüyorlar. İşte o erkeklikle eş güdümlü bir yere düşüyor ve onu yeniden üretiyorlar aslında. Bu zaman böyle de baba figürleri oluşmaya başlıyor ve o zincir aslında birazcık devam ediyor. Peki ben burada şeye dönmek istiyorum, aslında bizim daha günümüzün de konusu. Yani böyle bu problemde derinleşmeye çalışsak hani yayın izleyenler de bize katılacaklardır. Hani günlerimiz, saatlerimizi alır. Birçok şey saat ayırmamız gerekir. Birazcık biz aslında yani okul bağlamında, eğitim bağlamında ele almak için özellikle şey yaptık. Ve hani toplumsal problem nezdinde öğretmenlerin de rol ve sorumlulukları var. Ben burada Nilgün Hoca'ya dönmek istiyorum. Yani bunun mücadelesinde öğretmenler olarak nasıl rol ve sorumlulukları var aslında eğitimcilerin? Neler yapıyorlar? Nasıl bir yol haritaları var? Biraz da sizden duyalım. Evet, bunu öğretmenlere yönelik rehberimizde de, çocuk yaşta erken ve zorla evlilik rehberimizde de belirttiğimiz gibi, özellikle temel eğitimde öğretmenin en temel görevi çocuğu sürekli izlemek. Örneğin ani değişen bir davranış veya bir de okula devam çok önemli bu durumda. Okula devamsızlığının artması, dalgınlık, bir hedefin olmaması ya da varsa da bu hedefinden vazgeçmesi, çocuğun akran öğrenmesinin durması, akranlarıyla daha az vakit geçirmesi ve günümüzde çocukların en fazla yaşadığı sorunlardan biri yetişkinlerle birlikte olmaları ve bunun normalleşmesi. Annem de bunu yaşamış, komşum da bunu yaşamış, demek ki ben de bunu yaşayacağım. Yani olumsuz örneklerin çevresinde çoğalması, yetişkinlerle büyüyen çocukların ve bunun kendince normal kabul edilmesi. Tabii bunu iyice gözlemleyen sınıf öğretmeni, bunu aileyle, anneyle ve ayrıca babayla da, toplumumuzda biliyorsunuz babalar eğitim ve okulu hep annelere devrederler. İşte ödevi senden, eğitim senden. Ama böyle hayati konularda hep kendileri karar vermek isterler evlilik ya da okuldan alma durumlarında. Ben burada en çok babalardan destek alacağımızı düşünüyorum. Anneler zaten kendi de yaşadıysa bir çaresizlik içinde. İşte babalarla ayrı toplantılar veya babaların işte gittiği, atıyorum, sosyal yerlere öğretmenlerin gitmesi veya okul idarecilerin gitmesi. Öncelikle aileyle görüşme, bu durumun farkına varılmasını sağlama. Daha sonra ailenin izniyle rehber öğretmenlerle görüşme ve görüştürme. Bunu tabii çok hani duyurulmadan sınıf içinde halledilmeye çalışması. Çünkü hani duyulduğu zaman çocuk da acaba ben hani deşifre mi oluyorum, özelim mi ortaya çıkıyor diye kendini kapatabilir. Biz çok iyi bir gözlemci olacağız. İzleyeceğiz, koruyacağız, sonra müdahale. Bazı şeylerin geri dönüşü olmayabiliyor anında eğer fark etmezsek. Müdahale çok önemli, koruma çok önemli. Bir de çocuk haklarını bilmesi, oyun hakkı, eğitim hakkı. Örneğin ben ilkokulda okumaya geçer geçmez hemen çocuklara çocuk diliyle çocuk hakları sözleşmesini dağıtırım. Ve görebileceğiniz bir yere asın derim ki bitirdiğinizde iyice bunu içselleştirmiş olun. Çünkü hiç kimse kendi hakkını koruyamazsa vermez ona hakkını. Bu konuda bilinçli nesiller yetiştirmek bizim en büyük görevimiz. Ve böyle bir çocuk yaşta erken ve zorla evlilik riski hissettiğimiz an hiç beklemeden müdahale etmek gerekir. Öğrenciler öğretmenlerin sadece konuştuklarına değil, konuşmadıklarına da bakarlar.
sessizlik de aslında bir onaydır. Yani görmezden gelmek, ya işte beni ilgilendirmez, ben aile meselesi içine girmeyeyim dense hemen o anda müdahale etmek kriz anında, risk anında bizim en temel görevimizdir. Bütün meslektaşlarımız da bunu yapıyordur diye düşünüyorum. Bu rehberde zaten yeteri kadar anlatıyoruz bu durumu. Evet, çok teşekkürler. Çok güzel noktalara değindiniz Nilgün Hocam. Yani, evet, dediğiniz gibi yani müdahale etmek en önemli şeylerden bir tanesi. Orada müdahalenin bir prosedürü var tabii. Yani hani rol ve sorumluluklar nezdinde aslında baktığımızda öğretmenlerin en kilit rolü o riski fark etme. Yani ilk adımda söylediğiniz şekilde çünkü bir yandan öğretmen aile dışında çocuğun belki de işte yetişkinliğine kadar karşılaştığı hani doktorlar vesaire gibi kısa süreli şeyler dışında tek devlet görevlisi. Yani 18 yaşına kadar karşı karşıya kaldığı ve onu aslında aile dışında gözlemleyebilecek yegane insan. Ve her gün temasta olduğu birisi vesaire. O anlamda riski fark etmek, değişiklikleri takip etmek, fark edebilmek. Bunun üzerine işte çocuklarla, ailelerle görüşmek ve adım olarak yani tabii zorunlu değil aslında aileyle görüşmek. Fakat bir adım olarak olabilecek bir şey olarak da düşünmek gerekiyor. Ama en temeli bir şüphe varsa hemen onun bildirimini yapmak. Evet, kolluk kuvvetleri, sosyal hizmetler. Aynen öyle. Belki ben bunu ayırabilirim. Yani burada hani bir bilgilendirme şeyi de olsun önemli bir adım olarak. Bildirim iki yere yapılıyor bizi dinleyenlerin eğer kafasında bir şey kalırsa diye söylüyorum. Yani bu prosedürde işte bildirim sürecinde iki tane şey var. Eğer bir yani risk tespiti varsa, bir şüphe varsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden bir duyur şey yapılıyor, risk bildirimi yapılıyor. Fakat aciliyet belirten yani işte nikah tarihinin belli olması, evlenme gerçekleşmiş olması ya da evlenmenin yakın zamanda gerçekleşiyor olması gibi aciliyet bildiren bir durum varsa bu noktada kolluk kuvvetleri ve aslında cumhur savcılıkları gibi bir hani şeye geçiyor. Bu anlamda bizim yayınladığımız rehberden de biraz aslında şimdi yavaştan da oraya geliyoruz aslında biraz ondan da bahsetmek iyi olur belki de içinde ne var ne yok vesaire süreç nasıl bir süreç diye. Orada da detaylı olarak bunları zaten aktardık. Bugün 20 Haziran bizi izleyenler önümüzdeki hafta yani artık bayram sonrasındaki o bayram tatili sonrasındaki hafta içerisinde öğretmen ağının sitelerinden kanallarından erişebilecekler. Ama neye erişebilecekler? Nasıl bir rehber? Ben burada Murat Hocam'a dönmek istiyorum tekrardan. Yani nasıl bir süreç izledik, nasıl bir projeydi? İçinden bir insanın anlatması bence kesinlikle çok iyi olacaktır. Ve hani öğretmenlerin koruyucu, önleyici çalışmaları nezdinde nasıl şeyler ürettik? Sizden duyabilirsek harika olur. Tabii ki. Bizler yaklaşık 20 öğretmen, hatta aramızda 3 tane de eğitim fakültesinde hala okuyan öğrenciyle birlikte bir topluluk kurduk. İsmi Toplumsal Cinsiyet ve Çocuk Yaşta Erken ve Zorlu Evlilikler Etokratik Topluluğu. Ağımızın da en çok hoşumuza giden taraflarından biri bu etokratik topluluklar oluşturmak. Burada bir amaç için bir araya geliyoruz ve o amaç hasıl olduğunda aslında dağılıyoruz ama yine de duygusal davranıp dağılmayanlar var. Neyse, bu konu üzerinde biz ilk önce karşılıklı fikirlerimizi konuştuk. Neler yapabiliriz, sebepleri neler olabilir, ne olabilir. Sonrasında kullandığımız yöntemlerden biri olan bizim ağda, yaratıcı problem çözme yöntemiyle bu konu üzerine eğildik. Neler yapabiliriz? Orada da birbirinden farklı iki sonuç çıktı. Bir grup aile üzerine bir çalışma yaparken bir diğer grup çocuk ve öğretmenle ilgili neler yapabiliriz sorusuna odaklandı. Oradan çözüm yöntemleri ürettik. Bu rehberi aldığımızda aslında içinde en başta öğretmenler bu konuda neler yapabilir? Bu konuyla ilgili atölye başlıkları var. Veliler ve çocuklarla yapılabilecek etkinlikler de var rehberin içinde. Burada ayrıca şuna da değindik. Burada bir hak ihlali var ama bir yandan da bir şiddet de söz konusu. Hep söylenir ya şiddetin bir çok farklı tarafı var. Çok farklı yönü var. Farklı isimli şiddetler var. Onlardan biri de aslında bu konuya da eğilmeye çalıştık.
Sonrasında rehberimizin taslağını oluşturduktan sonra bunun pilot uygulamalarını yaptık farklı bölgelerde. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Göçün de aslında çocuk yaşta erken ve zorlu evlilikler konusunda önemli sebeplerden biri olduğu sonucunu da çıkardık. Hani bu depremden dolayı olabilir, maddi imkansızlıklardan dolayı da olabilir. Buna göre evet yolumuz çok kolay değil, zor ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Bunun için de en doğru yer bence hazırladığımız rehber olabilir. Tabii ki sihirli bir değneğimiz yok. Hani biz bu rehberi hazırladık, her şey tamam, artık sorun çözüldü değil. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Bunun için aslında bir araya gelip düşünmek, nasıl çözebiliriz'e kafa yormak da bence çok gurur vericiydi kendi adıma. Çok teşekkürler. Ya bence en önemli yaptığınız şeylerden bir tanesi hani bu literatürü, alandaki yazıları derleme süreci oldu. İçinde çünkü öyle bir alan da var. Çünkü ya ben de mesela içinde bir eğitimci olarak kayboluyordum. Çok hukuki diller, işte çok yani tabii ki hani hukuki bir mesele. Fakat hani eğitimcilerin de böyle o sahada karşılaştığında anlayıp hızlıca kullanabilmesi, işte bir şeyler oralardaki şeyleri hızlıca uygulamaya koyabilmesi ya da onların okuldaki karşılığının ne olduğunu daha rahat anlayabilmesi lazım. Ne kadar üretilen materyallere baktığımızda biz hani eğitimcilerin içinde kaybolduğunu görmüştük o dönemde. O yüzden hani orada öğretmence yazılar üretebilmek, öğretmence ifade edebilmek, eğitim diliyle birazcık daha bunların bir araya getirilmesi bence çok kıymetli oldu. Hani özellikle ilk kısım zaten bundan oluşuyor. Yazdığınız yazılardan, Nilgün hocamın orada yazısı var vesaire. Murat hocam sen biraz daha uygulama üretme sürecinde vardın. Daha böyle o şeyden bahsetmiştik işte öğrenci, öğretmen ve veliler için aslında farklı farklı çalışmalar. Bunları biraz açabilir miyiz belki hani yani doğası neler diye şeyden koruyucu önleyici demiştim mesela Nilgün hocam. Yani işte okul çocuğu korur diye çünkü zaten çıktık. Hakları bilinçlendirmek üzerinden çıktık. Yani çocuğun her şeyden önce haklarını tanıyor olması, hak ihlallerinin ne olduğunu anlayabiliyor olması lazım. Hiçbir şey olmasa bile yani bir çocuk evliliğin öncesinde bunları bir kere her şeyden önce konuşabiliyor olmak lazım diye. Biraz o temellerden kurmaya çalıştık. Belki sen biraz bunu açabilirsin yani nasıl bir temelleri var, nasıl uygulamalar gibi. Buradaki uygulamalar daha çok hak temelli uygulamalar. Biraz daha ayrıntısına girdiğimizde burada hem öğretmenin çocuk haklarından haberdar olması, hem çocukların bu haklarından haberdar olması ve burada hakkını nerede arayacağını bilmesi aslında söz konusu. Örnek uygulamalar kısmında ben şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bazen öğretmenler umutsuzluğa kapılabiliyorlar. Yok, bu sorun beni aşıyor. Herhalde yapamayacağım, beceremeyeceğim. Sadece üzülmekle yetinebiliyor zaman zaman öğretmenler. Bu konuda onlara yardımcı olabilecek bir rehber hazırlamaya çalıştık aslında. Hep şeyi kolladık. Hani illa ki bir kişi vardır. Hani o köyden çıkıp hani doktor olmuş efendim, devlet memuru olmuş bir kız çocuğu vardır. Hiç değilse onun böyle örnek gösterilebileceği, bakın eğer o yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz diyebileceği bir uygulama olabilir diye konuşmuştuk. Evet, zaman zaman bazen zor şeylerle karşılaşıyoruz ama hiç değilse orada o öğretmenin de derdiyle dertlenecek birilerinin olması onu daha çok ayakta tutar. Ona umut verir diye düşündük. O kapsamda etkinlikler ve çalışmalar hazırladık. Nilgün hocam sizin bir eklemeniz var galiba. Evet, ben de her okulun yani bütün kadrosuyla birlikte bir çocuk koruma politikası olması gerektiğini konuşmuştuk zaten rehberimizde de. Öncesinde hani önlemek için özel bir önlem ya da öyle bir şey maruz kaldığında da genel önlemler hakkında bilgilendirme yapılması çocuklara da velilere. Bu konu hakkında yani sene başında bir politika oluşması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani başımıza böyle bir şey gelirse ne yaparız? Anlık kararla değil de okul açıldığında hani böyle bir politikamız olsun, ona göre yol izleyelim diye. Bence bu önemli kararlardan biridir öğretmenlerin ve okul idaresinin yönetiminin alacağı diye düşünüyorum.
Yani bu bir kişi, iki kişi, evet mutlaka Deniz Yıldız hikayesi gibi mutlaka katkı sağlar, ama bunu büyük bir perspektifte baktığımızda hani daha kapsamlı çözümler bulmak için birlikte bir sistemle hareket etmek gerekiyor. İşte önlemede şunu yapılır, müdahalede bunu yapılır, kimlerle işbirliği yapılır, işte biraz önce söylediğimiz gibi kolluk kuvvetleri, baroları veya işte Sosyal Hizmetler, Aile Bakanlığı, il müdürlükleri, oradan da uzmanlar getirilip konuyla ilgili bilgi vermesi sağlanabilir. Mümkün olduğunca bu konu yani hep unutulmamalı ve yani hatırlatma babında değil ama bilinçlenme anlamında. Çünkü okul bütün ailenin bilinçlendiği bir yer aslında. Annenin, babanın Bir bilinçli kültürlenme okula. alanı her şeyden önce tüm Evet. aile ve o aktörler için. Dünyaya açılan kapısı diyorum ben velilerin de. Çünkü çoğu veli ilkokul mezunu ya da devam edememiş bundan sonrasına. Orada öğretmenden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ya da öğretmenlerin çocuklar gelişimiyle ilgili. Çünkü çok sık değişmekte biliyorsun çocuk gelişim eğitimde. Öğretmenden faydalanmak istiyor. Bu konuda işte çocuğun nasıl koruması, örneğin öğretmenlerimiz anlattı, özel alan koruması veya böyle bir durumda işte çocuğun kendini kötü hissettiği durumlarda kime gidebileceği, bunun örtbas edilmemesi, bazen medyada da görüyoruz hani örtbas edilen durumlar. Bunların önüne geçmek için okulun da bir politikası olması gerektiğini eklemek istedim. Çok, çok iyi bir vurgu. Yani kesinlikle zaten burada vaka yönetimi bir mesele yani. Bir vakayla karşılaştığınızda ne yapacağınız çok önemli. Rehberde bunu da zaten ele aldık. Bir yol haritası gibi böyle hem adım adım neler yapılabileceğini bir hani materyale de dönüştük. Hatta bir poster gibi çıktı alınıp kullanılabilecek bir materyal de ürettik adımlara. Fakat vaka yönetimin dışında da daha o koruyucu önleyici süreçte yani daha öncesinde çocuğu okulda tutacak, çocuğu okulda koruyacak, haklarının bilinçlendirilmesini yapacak, aileye keza aynı şeyleri aktarabilecek, diğer öğretmenleri bilinçlendirmemiz için kullanabileceğimiz şeyler de oluşturduk. Çünkü aslında yani biraz yani bir vaka ilerlediği noktada biraz bazı şeyler için geç de kalmış olabiliyoruz. Yani aslında çocukların ne bileyim işte evlilik algılarını en baştan biraz karşı çıkıp onları tartışabilsek, çocukların işte kadınlığa, erkekliğe, ilişkilere dair olan algılarını, düşüncelerini baştan konuşabiliyor olsak, haklarına dair bilinçlendirebiliyor olsak, eğitimin önemine vesaire biraz bunları açabiliyor olsak çok daha büyük etki yaratabiliyoruz. Bunu görüyoruz çünkü her şeyden önce çocuğu okulda tutabildiğimiz sürece çocuk zaten bu şeyin Hümanist Büro'nun da yani bu süreçte destek aldığımız onların da sloganıydı, bir projesiydi, okul çocuğu korur diye. Gerçekten okulda çocuğu ne kadar tutabilirsek ve o aslında şeyi çocuğun eğitimini ne kadar destekleyebilirsek çok daha şey anlamlı bir katkı koymuş oluyoruz. Hiçbir şey olmadı en başta. O yüzden rehber hem işte bir vaka, bir acil durumda ele alıp kullanılabilecek bir şey olmanın yanı sıra bir yandan da aslında hiçbir şey yokken belki dediğiniz gibi yani o hiç böyle bir olay yaşamadan da heybemizi almamız gereken bilgiler içeriyor bence. Çünkü bazen hani o son dakikaya ya da olaya başımıza gelinceye kadar beklememek de gerekiyor. Kesinlikle önceden çalışmalar yapabiliyor olmak gerekiyor. Çok çok teşekkürler. Ben burada son hani böyle bir kısa soru turu olarak hani istediğiniz sırayla da cevaplayabilirsiniz belki. Ben bu hani içerikler ve bu rehberleri uygulayacak eğitimcilere bir notunuz var mı diye sormak istedim. Çünkü Murat Hocam dedi ya bazen böyle umutsuzluğa düşüyoruz. Tekmişiz gibi hissediyoruz. Sadece bize biz yaşıyormuşuz böyle problemi gibi geliyor. Belki bir notunuz vardır onları dinleyenlere böyle vakalarla uğraşmış insanlar olarak. Yani şunu söylemek isterim. Şimdi eğitim öğretim yılını bitirdik. Yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız. Bu yaz döneminde bunu iyice rehberi okuyup altını çize çize çıktıktan sonra rehberimiz bir politika okulla birlikte bir politika oluşturmak ya da bireysel olarak sınıfımızla ilgili neler yapabiliriz konusunda içselleştirmek bunu. Bu önemli bir şey bence. Yaz tatil döneminde bu yapılacak bir şey. Çünkü yoğun bir dönemden geçtik biz de. Bu yapılabilir. Başka müfredatımız örneğin değişiyor. Müfredat da değişiyor. Kitaplarımızda da hep böyle gözlemlemekteyiz. Kız çocukları da işte mutfakta, erkek çocuklar işte mühendis, kızlar işte öğretmen, hemşire veya evde. Yani bu ders kitaplarımızda da hani çocuklara bir bakış açısı, evet böyle de olabilir, böyle de olabilir. İlla bu kitaptaki bu resim böyle diye kız çocukları sadece bunu yapmak zorunda değil. Bakış açısını biraz değişti. Bakın ben de buradayım, sınıftayım, işte doktor da olabilirdim, avukat da, mühendis de olabilirdim diye. Bir bakış açısını Kesinlikle. değiştirip aynı eğitim sisteminden geçtiği halde hep cinsiyet, bazı mesleklere, bazı cinsiyetlere Evet. atfedildiği görüyorum.
yapıyoruz. Zaten toplumumuz ve eğitimimiz de biraz eril bir şey. O yüzden de özellikle kız çocuklarının çarkın dışında kalmadan eğitime sonuna kadar devam etmesi konusunda ben öğretmenlerin çok görev olduğunu düşünüyorum bu konuda. Murat Hocam. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bir yerde özgürlüğün tanımını işte ne kadar inisiyatif alabiliyorsanız o kadar özgürsünüz diye tanımlamıştı. Nerede duydum, okudum bilmiyorum. Burada da inisiyatif aslında öğretmenlerdi. Siz ne kadar bu sorunun çözüm için inisiyatif alırsanız o kadar özgürsünüz demektir. O kadar çözümün bir parçasısınız demektir. Biz de her zaman destek olmak için hem insan olarak hem rehber olarak buradayız ve yardımcı olmaya hazırız. Onu söylemek istiyorum. Ben de belki bir şey ekleyebilirim. Ya bu dönemde biz artık 2022'den beri hem bu projeyi hem yaptık, süreci yürüttük vesaire ve sahada vakalarla da karşılaştık. Yani birebir desteklediğimiz aktif olaylar da vesaire de oldu. Ve şeyi gördüm ben, yani öğretmen yalnız olmayınca, yalnız hissetmeyince diyeyim daha doğrusu. Yani normalde hiçbir meslektaşımızın yalnız kalması zaten yapmıyor. Öğretmen ağının kuruluş fikri de bu yani. Hiçbir eğitimcinin yalnız kalmaması, öğretmenlerin yalnız hissetmemesi. O anlamda bir arada hareket edilince kesinlikle bir fark olduğunu gördük vakalarda. Beraber düşününce, aynı meseleyi tartışan insanlarla bir araya gelebilince insanları çok daha motive ettiğini, hareket edebildiğimizi, daha rahat sesimizi daha gür söyleyebildiğimizi gördük. O yüzden hani öğretmen ağı şapkamla daha hani öğretmen ağının böyle bir alan olduğunu, bu tartışmaları beraber yapabileceğimiz, birbirimize destek olduğumuz alanlar olduğunu söylemek istedim. Önümüzdeki dönem etkinlikler de olacak. Hem bu başlıkta hem farklı başlıklarda. Herkesi buralara her şeyden önce buradan davet etmek isterim. Bir de son olarak şeyi söylemek istiyorum. Yani yaz dönemi kilit bir dönem. Bu şey demek değil yani. Sadece yazın böyle vakalar oluyor demek değil. Ama hani vaka sayılarının artış olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Zaten muhtemelen öğretmenler de, bizi dinleyenler de buna az buçuk hakimlerdir. O yüzden gözümüzün açık olması önemli bir şey. Yani biraz eleştirel bakabilmek süreçleri önemli. Biz bunu gördük çünkü yaz sonrası bir bakıyoruz çocuklar, bazı çocuklar yok. Bu çocuklar neden yok sorusunu sorabilmek önemli, şüphelenebilmek önemli. Biraz daha kuşkucu olmak önemli. Şüphe varsa her zaman bildirim yapmak gerekiyor. Bu tarz olaylarda çok iyi cevaplar alındığını gördük. Yani o, hani bazen şeye de geliyoruz. Yani şüphe ama hani gerçek olmayabilir, boş verin ben bunu bildirmeyeyim diye. Bir şüphe varsa her zaman bildirmek gerekiyor. O yüzden yazın özellikle ve yaz dönüşünde şeyimizi açalım biraz yani. O eleştirel gözümüzü, şüpheci kasıtlarımızı açalım. Nerede çocuklar, ne yapıyorlar? Biraz bunu düşünelim diye önermek isterim. Rehberi de inceleyebilirler. Oralarda böyle şeyleri de koyduk hatta. Yani nasıl, nelerden kuşkulanabiliriz işte çocuğun giyimi değişiyorsa vesaire. Böyle ipuçları yazdık sahada duyduklarımızdan vesaire. Onlardan da yararlanabilirler. Çok teşekkürler sevgili Murat Hocam, İlgin Hocam. Hem bu 1,5 yıllık emeğiniz hem bu programdaki katkılarınız için. Çok kocaman bir sorunu kısa bir yerde tartışmaya çalıştık. Ama biraz öneriler, biraz şeyler de vermeye çalıştık. Umarım bizi dinleyenler için bir farklılık olmuştur. Oluşturduğumuz bu proje ve rehber sevgili UNFPA'nın destekleriyle hayata geçti. Çocuk yaşta erken ve zorla yapılan önlenmesi için öğretmen güçlenmesi isimli bir proje oluşturduk aslında. Yine toplumsal problemlerin en kilit aktörlerinden biri öğretmen dedik. Zaten öğretmenlerden aldığımız veriler vardı ve sevgili UNFPA'nın de desteğiyle böyle bir yolculuğa çıktık. Son olarak son hatırlatmamı yapayım. Rehber, siz bu şeyi dinlerken bir yayına hazırlanıyor olacak ve muhtemelen bir 5-6 gün içerisinde, bir hafta içerisinde yayına alınacak. O yüzden öğretmen ağ kanallarını takipte kalırsınız ve hani oralardan yayınımıza erişebilirsiniz. Bu toplumsal problem karşısında yalnız değiliz her şeyden önce. Öğretmen ağ gibi eğitimcilerin bir araya geldiği yerler var. Bunun dışında da birçok yer var. Bunlar için rehberi yine inceleyebilirsiniz. Her şeyden önce o yalnız hissetme halinize en azından birazcık katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere diyelim. Medyaskop ve Eğitim Reformu Girişim İşbirliği'nde hazırlanan Eğitim 360 programının 77. bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz, bizle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Tüm eğitimcilere de mutlu bir tatil dönemi diliyorum diyeyim.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.